CHP sözcüsü dedi ki bir darbe yaşıyoruz darbeci Erdoğandır. Hoş tankın üstüne çıkan yok. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü okundu. Meclis Genel Kurulu'nda ara ki CHP'li bulasın. Şaşıranlara şaşmalı. CHP'nin Erdoğan'ı hedef alarak darbe darbeci söylemi yeni değil. Ve fakat her defasında o darbeciyle yan yana poz veren, o darbeciden gelen teklif ve önerileri değerlendiren, darbecinin kimi çağrılarını onaylayan bir parti CHP. CHP yalnız değil. Başta İyi Parti olmak üzere diğerlerinin de benzer bir sicili var. Bunun tek istisnası HDP. Aç parantez başta Demirtaş ve kimi HDP sözcüleri iktidarın FETÖ söylemini alıp kullandı mı? Evet. Filan davalar FETÖ kumpası korosuna katıldı mı? Evet. HDP'ye PKK ile ilişkisi üzerinden vurulurken onu bunu FETÖcü ilan etti mi? Evet. Kapa parantez. Bunları söylemenin zamanı mı şimdi? Evet zamanı. Konu belgesellere, kitaplara bırakılınca olan olmuş oluyor. Ayrıca bugüne kadar yapılan belgeseller, yazılan kitaplar da rafa kalktı. Ne bakan ne anlayan olmuş. Sert bir döneme girildi. Öyle kaba ve hoyrat bir dönem ki Kürt siyasal hareketi Yeni Parti ile yoluna devam edebilecek mi emin değilim. Bugün 600 küsür unsuruyla bir partiyi dirilmemek üzere kapatmaya kalkan irade, filiz verme ihtimali olan her oluşuma da çökecek, kaynağında imha edecektir. Ankara ne zamandır yedek partiyi kurdurmuyor mesela. Bizim bilmediğimiz, istihbaratın bildiği ve takip ettiği başka gelişmeler de vardır muhakkak. Nefes aldırmayacaklar, belli. Sert bir döneme girildi. Tüm demokratik araçların anlamsızlaştığı, yargının sırtlanlaştığı, kalan medya kırıntılarının da süpürüldüğü bir dönem. İçeriden veya dışarıdan kim ne derse desin gözü kara bir dönem. Sert çöküş, açlık ve kıtlık, sıfır asayiş ve nereden geleceği kestirilemeyen bir şiddet dönemi kapıda. Film ne zamandır koptu? Çok can gitti, kan döküldü, nice evlat babasız, annesiz kaldı. Tüylerimi diken diken eden şey yeni facialar. Beka uğruna feda edilecek yeni kurbanlar. Aman kendinize mukayyet olun.